kıymete göre medallar. Azerbaycan'da tesis olunan bütün yubiley medalları, en büyük megam ise din hadimleri Bekara suresine istinad ederek tesdikleyenler en büyük megama, şehitlik megamına yükseldi bizim kardeşimiz. Allah onun atasını rahmet eylesin. Anasına, bacılarına, kardeşine sabır versin, özüm versin. Onun aile üzvülerine, hayat yoldaşı Aybeniz Hanım, Vofiye Hanım, İza Aybeniz, Davut, Teymur büyüyecekler. Ama fekrle büyüyecekler, gururla büyüyecekler. Onlar er içinde, millet içinde fekr edecekler ki Türk'ün büyük generallarından olan, kahraman oğullarından olan Polat'ın, Polat gibi generalımızın evlatlarıdırlar. Ben dünen 3 günde o sengerdeydi. Ön sengerdeydi. Baktılarıydı ki generallar, ne bileyim yüzler yüzlerler. Ama o bir dövüş başlayan ilk günden ön sengerde, ön sengerdeydi. Bir o yok. Diğer zabitlerimiz de askerlerden de ve dövüşü şahsen idare edildi. Ve bu dövüşü şahsen Ermenilere ne kadar etkiler verdi. Tehnika sardan, canlı kuvve sardan, o herbi obyektlerin mevolması sardan. Ve dünen akşam bir baraja sakinlik, gece saat 12-1 arasında yendi, geldi, bir dike çöreği de kesti. Elbette ben biraz nasazıydım, dedi sen yemişsen ben niye yiyeyim. Saat 11'e işlemiş ayrılanda, öpüştük, görüştük, maaşını sürdüler. 5-10 metreden sonra yeniden maaşını falan verdi. Dedi, gece karanlıktı. Bilmiyorum ne olacak, bir de görüşecek. Ama o ehdine vefalı, dostuna, vetenine, milletine sedakatli oğluydu. Bundan sonra onu tanıyacaksınız. Niye? O sağlığında imkan vermediler ki, vermedi ki ne ondan bir televizyon çeksinler, ne ondan bir kitap yazsınlar, ne onun kahramanlığını tebrik etsinler. Ama benim sinemde ne varsa ondan da çok onunla bağlı çekilişlerim var, sohbetlerim var. O günleri bir gün istirahat var idi. Onun 5 saatine oturup bu milletin, bu halkın, bu Karabağ'ın tarihinden çok sabahtı, çok ne bileyim tarihçiyle tarihçi gibi danışırdı. Onun hakkında ben daha nece diyenler, ben milletimize minnettarım. Halkımıza minnettarım. Hamımıza minnettarım ki kahramanını hiçbir devlet olmadan, hiçbir tapşırık olmadan, hamı kalbinin, yüreğinin sesiyle ona öz vefa borcunu çıkmak için yollara çıkmıştı. Bir daha Allah rahmet eylesin diyelim. İnan kardeşim, başsağlığı veriyorum. Allah rahmet eylesin.